Taşlarla konuşan adam, ustalar ustası Mimar Sinan'ın başyapıtı Süleymaniye Camii'dir. O şaheserin kubbelerini Allah lafzıyla nakış nakış nakşeden büyük hat sanatçısı da Üstad Karahisari'dir. O kadar titiz, o kadar naif çalışmıştı ki son harfi meşk ettiğinde ne yazık ki artık gözleri görmez olmuştu. Kör olmuştu. Gönül gözüne kavuşmuştu. Çünkü işini sadece mürekkeple, kalemle değil, kalbi ile de yapmıştı. Biz de her ne yaparsak yapalım, kalbimizi o işe kata kata yapalım. Madem bu topraklar üzerinde yürüyoruz, öyleyse yaptığımız her işten vatan adına, devlet adına, millet adına, bayrak adına da bir vazife çıkaralım. Mesela son olimpiyatta milli sporcularımızın aldıkları tarihi başarı gibi. Rakiplerini bir bir saf dışı etti Mete. Ok uçtu, hedefin kalbine düştü. Mete değildi sanki o son oku fırlatan. Mete Han koşup gelmişti tarihten. Sanki o çekmişti yayı. Önce yayı, sonra da al bayrağı göndere çekti Mete. Türk kadınının gücünü gösterdi bu Senas Sürmeli. Cümle aleme ringi dar etti. Sonra da öptü al bayrağı, sarıldı sımsıkı ona. Ben senin için dövüştüm dedi. Helal olsun hepsine, helal olsun. Bir salgın hastalık var. O hastalıkla topyekin mücadelemizde kahraman sağlık ordumuz durdurak bilmeden, gece gündüz demeden, acıkmadan, susamadan, uyumadan görev yaptı onlar ve görev yapmaya da devam ediyorlar. Şu anda aramızda da o sağlık görevlisi arkadaşlarımızdan var. Bütün sağlık görevlilerimiz adına onları alkışlasak ne dersiniz? Mesela bir yangın felaketi yaşadık. Ciğerlerimize kor ateşler düştü. Düşmedi mi? Mesela bir sel geldi. Aldı götürdü canlarımızı bir bir. Onlarla beraber boğulmadık mı? Kahrolmadık mı? Haldaş bilir haldaşının gönlündeki şol razını. İşte o halden anlayanlar lafı sözü türlü bahaneyi bırakıp hemen koştular afet bölgelerine ve kahramanca mücadele ettiler. Helal olsun onlara da, helal olsun. Varlıkta ve yoklukta biriz biz. Bizi biz yapan, bizi millet yapan değerleri hiçbir zaman terk etmeyiz biz. Kader gayrete aşıktır derler. Ne de güzel söylerler. Gayret ettiğimiz, emek verdiğimiz, çalıştığımız, hatalarımızdan ders çıkarabildiğimiz müddetçe varız. Ecdadın heybeti marufu cihandır. Fıtrat değişti sanma. Bu kan yine o kandır diyor şair. Bundan tam 100 yıl önce, işte tam da bugün düşman olanca gücüyle saldırdı son kez Sakarya'da üzerimize. Bir kez daha durdurduk onları. Başaramadılar. Tefrika girmeden bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Bu defa biz kalktık taarruza. Nicedir savunmada olan bir milletin ilk taarruzuydu bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin imzası oldu Sakarya. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır diyen Gazi Mustafa Kemal ve onun aziz milletinin yeniden dimdik ayağa kalkışı oldu Sakarya. İnsan bu.
su misali, kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda Kampeli, öbür yanda Sakarya. Denizli ilinin merkez ilçesi Manastır köyünde Mehmet Bey ve Meryem Hanım'ın evladı olarak dünyaya geldi. Güzide Hanım'a dünya evine girdiler. Allah iki de çocuk nasip etti onlara, Eşref ve Şadiye. Birinci Dünya Savaşı'nda Irak cephesinde Merfu Kalesi muharebelerindeydi en son. Çanakkale Destanı yazdıktan sonra gelmişti buraya. Gün ne zaman akşama dönse, gözlerini ne vakit kapatsa, kısa ömrü hayatı bir film şeridi gibi akar giderdi o gözlerin önünden. Köyüne, eski adıyla Şirin Köy'e hafızlık yapardı orada. Seferberlik ilanı olmuştu. Mustafa durur mu hiç? 5 ve 3 yaşlarındaki iki bebesini bırakıp düştü yollara. Çanakkale'de toz duman içinde öyle kahramanlıklara imza attı ki İstanbul'da Yıldız Sarayı'nda yapılan bir törenle ona kılıç kuşattılar ve sen bundan sonra teğmensin dediler. Nihayet geldiği Irak cephesinde geçmek bilmeyen iki koca yıla rağmen bir kere bile evlatlarını göremedi ve bilmiyordu ki zaten bir daha hiç göremeyecek. Merfu Kalesi'ndeydi yiğidimiz. Merfu yükseltilen, yükselen anlamındadır. Alnından kan süzüldüğünü gören Mehmetçikleri hemen koştular komutanlarının yanına. Vuruldunuz mu komutanım? Bırakın beni dedi. Bırakın. Her kim ki dönüp arkaya bakar, muhakkak ki o geride kalır. Bizim geride durmaya, düşene bakmaya vaktimiz mi var? Daima ileri. Ve işte böyle kucakladı kahramanımız şehadeti. Eşi Güzide Hanım, kocasının şehadetine hiçbir zaman inanmadı, inanmak istemedi. Ondan geriye kalan şehadet maaşını da almak istemedi. Ömrünün sonuna kadar o gelecek diye bekledi. Şehit dedem 104 sene önce şehadet mertebesine ulaştığında ninem, babaannem biraz evvel Erhan Albay'ım dediği gibi ölümüne inanamadı. Uzun yıllar geçti. Halen gelecek diye bekledi. Özür dilerim. Hepsine Allah ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Kırşehir ili merkez ilçesi Özbağ mahallesinde Mustafa Bey ve Fatma Hanım'ın evladı olarak merhaba dedi kısa hayatına. Çarçabuk büyüdü. Çok geçmeden bir delikanlı oldu Gerede oğlu Musa. Daha 18 yaşında koştu vatan müdafaasına. 7. Ordu, 8. Piyade Alayı artık onun yeni ocağıydı. 2 yıl 8 ay 1800 gün boyunca vatan müdafaası için o cepheden bu cepheye koşturup durdu Musa. Doymamıştı ki askerliğe, daha vazifesini tamamlamış kabul etmiyordu ki kendisini. Tam ne yapsam ne etsem diyordu ki ya istiklal ya ölüm parolasıyla Kuvayi Milliye saflarında buldu kendisini. Mayıs 1929'da Kargın Kızıköz'ündeydi. Burada tam 7 ay geçirdikten sonra nice hain çeteciyle göğüs göğüse çarpıştıktan sonra bir gün onun da mübarek göğüsü al kanlar içinde kaldı. Kuvayi Milliye şehidi oldu Gerede oğlu Musa. Ancamızın vatansever ve onurlu yaşamından feyiz alarak gurur duyuyoruz. Türkiye şehitlerini anıyor etkinliğini düzenleyen Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı mensuplarına sevgi ve saygılarımı sunarım.
tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Çok güzel bir etkinlikti ve çok güzel geçti. Benim tüylerim sürekli diken diken oldu ve gözlerim sürekli doldu. Bu program özellikle genç kardeşlerimize, genç arkadaşlarımızın programı izlemelerini gerçekten tavsiye ediyorum. Çünkü milli değerlerimizi, örf adetlerimizi, geçmişimizi baştan sona yaşatan bir program. İnsanın damarlarının en kılcal damarına kadar işleten bir program.